Allah, uçacak şimdi balonlarla beraber Hanife. Çok güzel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay çok güzel. Nereden çıktı Serkan balonlar? Birazcık kendisini araştırdım ya. Ha. Sürprizler bitmedi ama ya. Bravo, seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir hamle. Ünlüler dünyasında boşanma oranları neden arttı? Doğru insanlarla evlenmiyorlar, bilmiyorum. Zuhal Topal hangi bekar ünlüyü evlendirmek istiyor? Ben sinyalleri aldım yani. Acaba kim? Soru işareti. Zuhal Topal kimi kastetti? Star ekranlarında gelin ve damat adaylarının mutluluğu için büyük uğraş veren Zuhal Topal bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla söyleşide buluştu. Zuhal Topal 8 yıllık müzisyen eşi Korhan Saygıner'le ev işlerini birlikte yapıyorlarmış. Cam kapı bizim en büyük hobimiz. Halı yıkarız, perdeleri indiririz. Aa, bir güzel korniş asar Korhan. Gerçekten mi? Gitarı bıraktığı zamanlar. Tabii hep ev işiyle geçmiyormuş zaman. Zuhal Topal hafta içi 5 gün çiftlerin mutluluğu için uğraş veriyor. Hafta sonu tatilinde ise bakın neler yapıyormuş. Hafta sonları genelde evinde geçiriyor. Çünkü bütün ailenin bir araya geldiği nadir zamanlar hafta sonları. İşte Lina ile oyun oynuyoruz, parka gidiyoruz, etkinliklere katılıyoruz, yemek yapıyoruz evde beraber, alışverişe çıkıyoruz, market alışverişi, pazar alışverişi, evin ihtiyaçları. Vakit kalırsa da birazcık kendi kişisel ihtiyaçlarıma vakit ayırıyorum. İşte hanımlarım, manikür, pedikür, biliyorsunuz işte öyle şeyler. Gelelim ünlüler dünyasında son dönemde artan boşanma oranlarına. Bu yıl magazin dünyasında evlenenler rekor kırdı resmen. Ancak boşananların ve boşanmak üzere olanların sayısı da dikkat çekiyor. Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor. Kaldı ki yaşanmışı sileri kalp affetmiyor. Son olarak Gülben Ergen ve eşi Erhan Çelik geçen hafta boşanma kararı aldı. Yıllardır evlenmek isteyen çiftlerle canlı yayın yapan ve büyük deneyim kazanan Zuhal Topal için boşanma oranlarındaki artış endişe vericiymiş. Maalesef evlenme sayısı gün geçtikçe azalıyor. Evlilik kararı alan çiftler ya korkuyorlar, ya vazgeçiyorlar ya da 1-2 sene sonra evlilik kurumunun sorumluluklarını yerine getiremiyorlar. Ya da doğru insanlarla evlenmiyorlar, bilmiyorum. Ya da çağın getirdiği bir şey mi? Üzülüyorum yani yuvalar yıkıldıkça, duydukça evlenme oranlarının daha da artması lazım. Boşanma oranlarının da tam tersine düşmesi lazım. Biraz endişe verici tabii. Zuhal Topal 8 yıldır evli. Yüreğinin cız ettiği bir konu var. Yıllardır bekar olan samimi bir arkadaşını evlendirmek istiyor ünlü sunucu. Bunlar normalde de çok şeydir, ciddi ve hassas konulardır. Hani sonra normalde mesela gerçek hayatta herkes yaşıyordur, aracı olur, bir şey olur, araları bozulur. İşte sen şey yaptın, sen söyledin. O sorumluluk getirir insana. Dolayısıyla hani hem arkadaşım olup hem bekar olup hem de hadi seni evlendireyim diyebileceğim birisi var. Ama bir şey demiyorum, kendi haline bıraktım. Sanırım evlenecek diye düşünüyorum 1-2 seneye kadar. İsim vermeyeyim şimdi ama olabilir. Ben sinyalleri aldım yani. Oo, kim acaba bu ünlü isim? Listenin başında şüphesiz Beyazıt Öztürk ve Alişan bulunuyor. Acaba kim? Soru işareti. Zuhal Topal kimi kastetti? Bum! Ünlü sunucu bekar arkadaşının ismini vermek istemedi. Bizim tahminimiz ya Alişan ya da Beyazıt Öztürk.